Eğitsiz emeklilik. Emeklilik yaşı 43'e düştü. Erken emeklilik için çalışma ve sosyal güvenlik bankalılığından yeni açıklama geldi. SGK girişi 1999 ve sonrası olanlara emeklilik yaşı 43'e düşüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, erken emeklilik bekleyen vatandaşları memnun edecek yeni bir açıklamada bulundu. Özellikle EYT'de kapsam dışı alanlara yönelik hazırlanan yeni düzenleme ile birlikte, çok sayıda kişinin emeklilik yaşı 43'e kadar düşecek. Yeni sistem ise kademeli emeklilik olacak. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsayacak? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik ile erken emeklilik geliyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi, uzun süreden beri konuşulan düzenlemeler arasında yer alıyor. TBMM'nin açılmasıyla beraber tekrar gündeme gelen düzenlemeye ilişkin detaylarda yavaş yavaş netleşmeye başladı. EYT'de kapsam dışı kalan milyonlarca vatandaşın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olanları kapsayacak. Ancak hükümet, 1999 sonrası SGK'lı olan vatandaşlar için de yeni bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. Kademeli emeklilik yaşı, ve prim gün sayısı şartı. Kademeli emeklilik düzenlemesinde herkesin beklediği detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Erkeklerin 45 kadınların 43 yaşında emekli olması, prim gün sayısının ise 6250 olarak belirlenmesi planlanıyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan hazırlıklar, şekillenecek kademeli emeklilik düzenlemesinde kesin ve net yaş detayı da ortaya çıkmış olacak. 43-45 yaşında emeklilik fırsatı Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi, birçok kişi için elsiz erken emeklilik imkanı sunacak. Yeni düzenleme ile birlikte kadınlarda yaş şartı 43 e erkeklerde ise 45 e düşmüş olacak. Böylece 60 yaşını beklemeden milyonlarca vatandaşa erken emeklilik kapısı açılacak. Kademeli emeklilik kimleri kapsayacak? Kademeli emeklilik düzenlemesinde, şu an için sigorta girişi, 1999 ve öncesi olan vatandaşların kapsama alınması bekleniyor. Bu grupta olan ve birim eksiği nedeniyle, EYT'yi kaçıran çok sayıda vatandaş kademeli emeklilik kapsamına alınacak. Böylece prim indirimi uygulanacak ve 6.250 gün primi tamamlayanlar emekli olma hakkını elde edecek. EYT ve kademeli emeklilik arasındaki fark ne? EYT düzenlemesi yine 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsamamış, ancak prim gün sayısı şartı konulmuştu. SSK'lı çalışanlar için EYT'de aranan prim gün sayısı şartı 7200 gün olurken, Bağkur'da ise 9000 gün olmuştu. Kademeli emeklilik düzenlemesinde ise yine sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olarak belirlendi ancak prim gün sayısı 6250 güne düşürüldü. Ve yine yaş şartı konularak kadınlarda en az 43 erkek neredeyse en az 45 yaş aranıyor. Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik düzenlemesi için henüz kesin bir tarih verilmedi. Milyonlarca kişinin bu konuda talepleri devam ederken kademeli emeklilik düzenlemesine yönelik hazırlıklar da başladığı öğrenildi düzenlemenin önümüzdeki günlerde mecliste görüşülmesi ve oylanması bekleniyor. Eğer TBMM'de yapılacak oylama ile düzenleme kabul edilirse, kademeli emeklilik resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.